Dostlar hepinize merhaba. İstihdam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 4 şirketin incelemesini yapacağız. Öncelikle bir yazım hatası olmuş, onun için kusura bakmayın. Bunlardan biri Sökevun, diğeri Hektaş, diğeri Cante ve Koç Holding'in incelemesini yapacağız. Gelir tablosu ve bilanço analizlerine bakacağız. Dilerseniz çok uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Şimdi ilk olarak Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne bakacağız. Fiyatı 19 lira 10 kuruş. 20 Kasım, yani bu videoyu 21 Kasım'da yükleyeceğim. 4,3'lük bir büyüme gerçekleştirmiş. Dilerseniz gelir tablosu analizine bir bakalım. Özet gelir tablosunda 2022'nin 3. çeyreğine kıyasla 2023'ün 3. çeyreği satışlarda %65'lik bir büyüme gerçekleştirmiş. 2.825.105 lira olarak gerçekleşmiş bu. Brüt kârda %29'luk büyüme ile 376.192, esas faaliyet kârında %11'lik bir büyüme gerçekleştirmiş. FAVÖK'te 250.885, %10'luk ve net dönem kârında da %144'lük bir artış gerçekleştirmiş. 2022 yılına kıyasla 126.000'den 308.000'e çıkmış. Binli bazda söylüyorum bunları, bilginiz olsun. Özet bilançosunda dönem varlıklarda %-1'lik bir gerçekleşme, 1.200.000. Duran varlıklarda %45'lik bir büyüme gerçekleşmiş. Finansal borçlarda eksi %72, yani az çok kapatmış durumu ve net borçta da eksi %20'lik bazda yeşil yanmış. Tabloyu fintables.com'dan aldım, oradan detaylı incelemesine bakabilirsiniz. Sekion'da fiyat beklentimiz 19 lira 10 kuruştan yılbaşına doğru 25-30 liraya çıkmasını öngörüyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir diğer şirketimize geçelim. Bir diğer şirketimiz Hektaş, 20 lira 76 kuruştan işlem görüyor. 20 Kasım'da 0,58'lik bir büyüme gerçekleştirmiş. Gelir tablosu ve bilançosuna bakacak olursak, Hektaş özet raporunda satışlarda herhangi bir değişim olmuyor, yani 10 binlik bir fark gözüküyor. Brüt kârda %21'lik bir düşüş olmuş. 2022'nin 3. çeyreğini kıyasla 2023'te 1 milyon 339 bin. Esas faaliyet kârında %73'lük bir kırmızı yanmış. FAVÖK'te de %53'lük ve net dönem kârında 2022'nin 3. çeyreğine kıyasla %87'lik bir düşüş var. Özet bilançoda dönem varlıklarda 11 milyondan 13 milyona çıkmış. %22'lik bir büyüme gerçekleşmiş. Duran varlıklarda da %13'lük, yani 5 milyondan 5,7 milyona çıkmış. Finansal borçlarda 10 milyondan 12 milyona bir artış var. %22 ile 25'lik kırmızı yanıyor. Net borçta da aynı şekilde %17'lik. Öz kaynaklarda ise %8'lik bir büyüme. Burada çeyreklik satışlarda 2022'nin 3. ve 4. çeyreğine kıyasla satışlarımız biraz, burada grafikler yükselmiş. Önemli bir detayda çeyreklik net kârda 2023'ün İkinci çeyreğinde bayağı bir düşüş gerçekleşmiş. Ancak 2023'ün üçüncü çeyreğinde, yani bu çeyrekte de tam tersine bir grafikte bir artış gerçekleşmiş. Bir diğer şirketimize geçelim. Bir diğer şirketimizde Cante, yani Caniki Termik Anonim Şirketi, 19 lira 25 kuruştan işlem görüyor. 20 Kasım 18.10 itibariyle %3,77'lik bir büyüme gerçekleşmiş. Artı 70 bir baz puanında artış olmuş. Dönem ve gelir tablosuna bakacak olursak, bu arada Kante bir yorumumuzdan geldi. Onun da görselini hemen buraya ekleyeyim. Bundan 16 saat önce Unyeli arkadaşımız bir inceleme talep etmiş. Özet gelir tablosunda %9'luk bir fark var satışlarda. 3 milyon 217 binden 3 milyon 495. Ancak brüt kârda %39'luk ve esas faaliyet kârında %47'lik bir düşüş gerçekleşmiş. FAVÖK ve net dönem kârında da 38'e %35'lik bir kırmızı yanmış. Dönem varlıklarda %8'lik ve duran varlıklarda da %2'lik bir yeşil, yani artış gerçekleşmiş. Finansal borçlarda 3 milyondan 140 bine, yani %95'lik bir, aslında az çok borcunu eritmiş gibi gözüküyor. Net borçta da 171.894. Öz kaynaklara baktığımızda 4,3 milyondan 7,9 milyona çıkmış, yani %84'lük bir büyüme. Açıkçası Cante'de, yani yılbaşına kadar 30 TL olma yolunda ilerleyeceğini düşünüyorum. Şu an fiyat 19 lira 25 kuruş. Bakalım, görelim olacak mı? Olursa tekrardan videoyu uplatırız.
Bir diğer şirketimiz Koç Holding 143 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Dilerseniz buna da bakalım ve son şirketimiz olacak bu. Bilginiz olsun. Koç Holding'de yani KC Holding'de yani kısaltmasında özet raporunda satışlarda %26'lık bir değişim var. Brüt kârda da %56'lık, esas faaliyet kârında %61'lik, Havok'ta %46'lık ve net dönem kârında da %75'lik bir büyüme mevcut. Yani görmüş olduğunuz gibi 5 ana maddede de hepsi yeşil yanmış. Dönem varlıklar ve duran varlıklarda %21 ile %9 arası. Finansal borçlarda %22'lik bir kırmızımız. Net borçta da %18'lik ancak öz kaynaklarda %19'luk bir büyüme. Yani baktığımızda 5, 6, 7, 8 tane yeşil yanmış. Yani 8 tane maddede, ana maddede kârda. Şimdi şöyle ki satışlarda 535 milyondan 677 milyona çıkmış. Burada zaten grafiklerde bakacak olursanız 2023'ün ikinci çeyreğine kıyasla 2023'ün üçüncü çeyreğinde grafikler hep üst seviyede. Yani hep bir artış gerçekleşmiş. Çeyreklik satışlar olsun, Favök olsun ve çeyreklik net kârda. Yani Koç Holding 143 lira şu an, yılbaşına doğru 150-155 testini yapar. Sonrası uzun vade güzel bir hisse olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii ki şirketlerimizde incelediğimiz şirketlerde herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bu videoyu izleyerekten kesinlikle şu hisseyi alın diyemeyiz. Zaten bu bir suç. Her videomda da belirttiğim gibi. Ancak sizlerin yorumuna dayalı şirketlerden gidiyoruz. Biraz da mesela Koç Holding'i benim kendi şeyimdi. Ben ekledim videoya. Güzel bir şirket olduğunu düşünüyorum. Videomuz buraya kadardı aslında. Buradan sonrası tamamen yorum odaklı olacak. Öncelikle borsada yani herhangi bir sosyal medyada borsa analizcilerini takip ettiğinizde şunu alın bunu alın diyenlere hiçbir şekilde prim vermemeye çalışın. Sonuçta hani hiç kimsenin yatırım tavsiyesine uymayın. Kendiniz araştırarak da mesela Fintables'a gidip özet raporuna, şirket bilgilerine, rakip analizine baktığınızda zaten birçok tabloyu görerekten kendiniz yatırım yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında dediğim gibi istediğiniz şirket olursa videosunu çekip atarım kanala. Yani yorumlar kısmına bütün gelen yorumlara dönüş yaptım. Bundan sonra da yapacağımı düşünüyorum. Bir abone olursan, bir de beğenirsen, bir de yorum yaparsan çok iyi olur. Kanalımız birçok kişiye gösterilir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Borsa biraz düşüşte ancak şu an pazartesi itibariyle BIST 100 yükseldi. Bol kazançlar şimdiden.